Hepinize tekrardan merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlere para bu hesabımdaki 50 liralık bitcoin'imin nasıl hiçbir şey yapmadan 1000 lira kazandığımı kısaca sizlere bunlardan bahsedeceğim. Fakat videoma geçmeden önce sizlerden bir isteğim olacak. Beni desteklemek adına kanalımızın daha çabuk büyümesi adına ve çok daha detaylı bilgilendirici videolar yüklemek için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Sevgili dostlarım videoda like atmayı unutmayın. Yorumlar kısmında aklınıza takılan herhangi bir soruyu bana sorabilirsiniz. İllerinizi, düşüncelerinizi, tavsiyelerinizi hiç çekinmeden bana sorabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer bildiğim bir konu üzerinden bana soru soracaksanız bildiklerimi sizlere aktararak seve seve yardımcı olacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Şimdi konumuza dönecek olursak dostlar biliyorsunuz ki artık çoğu kişi mining rig yaparak kripto para madenciliği yapıyor. Kimisi de elinde boyunca olan tüm mal varlıklarını kripto para borsasına yatırıyor. Kimisi de bitcoin borsasındaki bulunan meblağı aslat yaparak parasına para ilave yapmayan çalışanlar var ve bunlardan bir diğer yatırım türü ise kısa ve uzun vadeli yatırımlar olup bazı insanlar ise çoğunlukla Bitcoin'in gelecekte yani gelecekte derken son 1-2 sene içerisinde hatta 2026 senesine kadar uzun bir vadeli yatırım yapıp parasını öylece kripto para borsasına bırakanlar var ve bunu yapanlar ileriki zamanlarda Bitcoin'in olağan bir şekilde zirve tırmanacağını inanıyorlar. Neyse herkesin düşüncesine tabii ki saygım var ve herkese saygılı davranmak gerektiğini de biliyor. Kardeşlerim kendi konuma dönecek olursak benim para hesabımdaki 50 lira ile nasıl 1000 lira kazandım kısaca bundan söz edeceğim. Ben kripto paraya bir arkadaşımın önresi üzerine girdim. Daha doğrusu bana şöyle bir şey söyledi. Ben kripto para borsası üzerinden para kazanıyorum dedi sohbet arasında ve ben de dedim ki nedir bu kripto para nasıl kazanılıyor ve ne yapmam gerektiğini ve bana kısaca kripto para borsasından bahsetti ve ben de ufak ufak Bitcoin ile uğraşmaya başladım. Ama nasıl uğraşmaya başladım diye soracak olursanız hiç de öyle büyük meblağlar yatırmadım bugüne kadar ve asla da yatırmam. Kendime zaman frenli kesin bilmişimdir. Neyse kripto para Türkiye'ye geldikten sonra ben Parabu ile tanıştım ve öylece gitti. Yani 3-4 senedir Parabu ile iş yapıyorum ve bugüne kadar hiç mi hiç kötü bir yanını görmedin Ne parama vermemezlik yaptı ne de parama el koydu gibi niye de çok fazla bir kesildi yapıyor diyemem. Çünkü benim hiç başıma hiç de böyle şeyler gelmedi. Ben paribu güvenli bir şekilde kullanmaya devam ediyorum. Neyse daha sonra ben bu para hesabıma 50 lira yatırıp 50 liralık bir Bitcoin aldım. Tabi ama ben bugüne kadar ne Ethereum ne de başka bir kripto para aldım. Bunca sene sadece Sadece bitcoin üzerinden yürüdüm diyebilirim. O yüzden diğer kripto paraları hiç bulaşmadım. Akabinde para hesabıma dediğim gibi 50 lira gibi ufak bir meblağ yatırdım. Tabi bu arada sizlere para hesabımı gösterip onaylı bir şekilde nasıl yaptığımı, kaç para yatırdığımı ve yatırdığım bu arada kaç para kazandığımı Paribu mobil uygulaması üzerinden göstereceğim. Ve bu arada sizlere şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yorumlar kısmında Paribu 2017 senesine geldi. Sen nasıl 2015'te kullanmaya başladın diye yorumlar yapılıyor. Sevgili dostlarım Paribu Türkiye'yi 2015 yılında geldi. Şöyle söyleyeyim. 2015 yılından 2017 yılına kadar bilgisayarda kullanabiliyordunuz. Yani Google Chrome üzerinden kullanabiliyordunuz. Daha sonrasında mobil uygulama olarak mobil cihazlarımıza geldi. Ben de 2017 yılından beri mobil telefonum üzerinden kullanmaya başladım. Neyse daha sonra mobil cihaz üzerinden para uygulamasını indirip kullanmaya başladım. Tabii ben bu işlemleri mobil uygulama üzerinden yapıyorum bu arada. Neyse lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Konumuza devam edelim. Para hesabıma 50 liralık bir meblağ yatırdım. Paranın tamamıyla direkt Bitcoin satın aldım. Bir de şöyle bir şey var. Yorumlar kısmında yine 3 liralık 5 liralık 6 liralık Bitcoin almaya kalkıyorum ama alamıyorum diye soran arkadaşlar var arkadaşlar Bitcoin'i minimum 10 liralık alabiliyorsunuz 10 liranın altına Bitcoin alamıyorsunuz bunu da ayrıca bildiğim şimdi size hemen şurada bakın hemen göstereyim şunu şuraya alalım şunu da şuraya bakın şurada benim Şöyle para bu mobil uygulama üzerinde 50 lira vardı. Yani daha doğrusu 50 lira yükledim. Yine al kartımda para bu hesabımı 50 lira attım. Tabi aradan ne kadar zaman geçti onu da pek bilmiyorum. Yani 50 lirayı attım. Öylece bıraktım. Yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk ay 2 ay gibi bir zaman geçti üzerinden. Tam hatırlamıyorum. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Belki 3 ayda olabilir. Bazen tarihleri böyle karıştırıyorum. Neyse şimdi ben para hesabımı 50 liraya attıktan sonra şunu şöyle köşe alayım. Şunu da şöyle Bakın o attığım 50 lira şu anda 1106 lira 03 kuruş olmuş. Ama dediğim gibi yani bu 2 ayda mı oldu, 3 ayda mı oldu, 4 ayda mı oldu hiç bilmiyorum. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Dediğim gibi ben kesinlikle al sat yapmıyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Hele hele para kazanmak için veya hesabınızda olan paranıza para katmak için kesinlikle ve kesinlikle kredi çekip arabanızı satıp evinizi satıp arsanızı, bağınızı, bahçenizi satıp kripto paraya yatırmanızı tavsiye etmiyorum. Bunu yapanların %85'i tane orada kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ha nasıl yaparsınız? Mining link yaparsınız. Mining linkten kazandığınız parayı e, yani fiziksel bir para yatırmadan mining link üzerinden para kazanarak o kazandığınız parayı al sat para katlamaya çalışabilirsiniz. Kaybederseniz en azından sanal paranız gitmiş olur. Yani fiziksel paranızı kaybetmeden e, sanal paranızı kaybetmiş olursunuz. Ama bana soracak olursanız ben mining link üzerinden de para kazansam kazandığım parayı da kesinlikle uzun vadeli olarak hesabıma yatırmam. Al sat da yapmam çünkü kısa günün karı diye bir laf var. Bugünün kazandığını bugün çekip banka hesabına köşede saklayabilirsin. Hani benim görüşüm bu. Benim düşüncem bu. Benim fikrim bu. Evet dediğim gibi bakın. Buradaki 50 lirayı inial kartımdan para hesabıma 50 lira attım. Şurada bu 50 lira Gördüğünüz gibi 1106 lira 03 kuruş oldu. Ben bu parayı çekmeyeceğim. Ben bu parayı burada 5-6 ay daha tutacağım. Tabi Allah nasip kısmet ederse ömrümüz olduğu sürece bu parayı ben 5-6 ay sonra da bir videosunu çekip açacağım. Bakalım şu 1106 lira 5-6 ay içerisinde veya bir sene içerisinde kaç para olacak? Kesinlikle dediğim gibi asla yapmıyorum. Yapmam da yapmayacağım da. Ben bu parayı burada uzun vadeli olarak bırakacağım. Hani giderse de gitsin yapacak bir şey yok. Sonuçta ben bu 1106 lirayı buraya fiziksel olarak para yatırmadım. Sadece şu şu 50 liraya yatırdım bakın şu hani kaybedersem de 50 liram gitsin diye hesap ettim ama buradaki 50 liram şu anda şurada 110 pardon pardon 1000 lira yani 1106 lira oldu Demek istediğim buydu arkadaşlar. Evet sizlere para hesabımdaki olan 50 liramın nasıl 1106 lira olduğunu sizlere anlattım. Ve bu arada kesinlikle şunu öneriyorum sizlere tekrardan paranın yüzü sıcaktır. Paraya baktıkça daha fazla kazanma arzusu sizi tetikliyor olsa da kesinlikle 3-5 kuruş daha fazla kazanacağım diye hırslanmayın. Ve bunun için ne kredi çekip yatırım yapın ne de arabanızı, evinizi, bağınızı, bahçenizi, böceğinizi, donunuzu, tarlanızı satmaya kalkmayın. Şunu asla unutmayın en sağlık sağlıklı parayı düşünerek ve akıllı hareket ederek ve kendinizi frenleyerek kazanabilirsiniz. Ben kendi tecrübelerimi konuşuyorum Yani ben kendi tecrübelerimi sizlere buraya aktarıyorum. Paranın hırsına sakın ola yenilmeyin diyorum. Herkes zengin olmak ister. Herkes bir şeyler yapmak ister. Herkes iyi yerlere gelmek ister. Ama bunu elinizdeki avucunuzdaki varlıkları satarak borsa üzerinden yapmaya sakın kalkmayın. Derim sizlere. Neyse çok gevezelik yaptım. Sevgili abilerim, dostlarım, kardeşlerim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımızın daha çabuk büyüyüp ve sizlere çok daha ve çok daha fazla faydası olacak bilgileri sizlere paylaşmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bir sonraki yüklediğim videodan ilk olarak sen haberdar ol diyorum. Videoyu burada sonlandırırken paranın kirli yüzünü görmemen dileğiyle kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.